Tam 5 dakika önce evden çıktığım zaman dışarıda güneş vardı, hafif bir rüzgar vardı. 3 gündür evden çıkmıyorum, dolayısıyla bir bankaya uğramam gerekiyordu. Para çekmeye gittim. 3 gündür parasız geziyorum. Kredi kartı ve banka kartı kullanıyorum. O yüzden para çekmeye gittim ve bankamatik çok yakın eve. Paramı çektim, bankamatikten çıktım ve kar yağmaya başlamıştı. Az önce çok fena rüzgar vardı. Şu an rüzgar biraz dindi ama bayağı kar yağmaya başladı tekrar. Neden hala güneş gözlüğü takıyorum? Çünkü az önce çok fena bir rüzgar vardı dediğim gibi. Ve güneş gözlüğü rüzgarı kesiyor. Ben çok rahat ediyorum kışın bu şekilde. Şimdi bugünün amacına geliyorum asıl. Saçlarımı boyatmaya karar verdim. Beni Snapchat'ten takip edenler biliyorlardır artık. Uzun bir süredir böyle gri yapsam mı yapmasam mı diye inanılmaz kararsızdım. Aslında ben tamamen doğallıktan yanayım. Her zaman özellikle bir kadının en güzel halinin duru doğal hali olduğunu düşünüyorum. Hala böyle düşünüyorum. Ve kendi saç rengimi de çok seviyorum aslında. Benim saçlarımda hiçbir şekilde boya yok. Sadece 2 sene önce balyaj yaptırmıştım uçlarına. Onlar da gitti zaten. 2 sene önceydi. Ve kendi rengini çok seviyorum saçlarımın. Minnoş benimle geliyor. Sen üşürsün burada dışarıda. Kendi saç rengimi de çok seviyorum ve tamamında bir değişiklik yapmak istemiyorum. Aslında tamamı gri saçlara bayılıyorum. Bu arada ellerim buz kesti. Ama şöyle yapacağım. Yapacağımı söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Videonun devamında muhtemelen göreceksiniz zaten. Bir kısmını gri yapacağım. Evet, bir kısmını. Kararsız insanı ben olabilirim. Gerçekten kendi kararsızlığım bir gün beni öldürecek muhtemelen. Çünkü boyaları aldım. Fakat hala boyatıp boyatmamak konusunda kararsızım. Böyle bir gidip geliyorum. Çünkü bence bir kadının en güzel hali, en doğal hali. Ben de her zaman sadelikten ve doğallıktan yana oldum. Ama herkesin içinde çılgın bir tarafı var ve o çılgın tarafın da beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden benim için, en azından benim için saçları griye boyatmak büyük bir çılgınlık. Ve ben şahsen bu çılgınlığı 30 yaşında yapamam diye düşünüyorum şu an. Ama 24 yaşında yapabilirim. Modelinden biri. Tek düz örgü fakat yarıya kadar uzun bir kısmı da boşta. Bir de yukarıdan dağınık topuz tabii ki. Bu arada bu sıralar laciverte takmış durumdayım. Bir süredir griydi takıntılı olduğum renk. Şimdi yanına bir de lacivert eklendi. Ama her zaman tek renk. Ben yapacaktım. Ben yapayım bırakayım. Zaten ben yapamam hiç. Dünyanın en mavi saçlı kızı. Ne kadar güzel ya. Olur mu? Fıstık gibi çıkıyor şu an. Sabah saat 5'e doğru uyudum. Bir türlü uykum gelmedi. Neden bilmiyorum. Sabah da saat 8'de kendiliğimden uyandım.
Dışarısı dünkü kadar olmasa da yine birazcık soğuk ama güneş var, kar yok. Sakiniz şu an güzel. Sabah saat 8'de kendiliğimden uyandım. Aslında uykum tamamen bitmişti. Fakat yine de bedenen yorgun hissediyordum. Yatakta epey oyalandım. Şimdi hazırlanıp dışarı çıktım. Mango'ya gidiyorum. Bugün eve döndüğüm zaman bir alışveriş videosu çekeceğim ve bir süredir aklımda birkaç bir şey vardı. Ama sürekli bir ara uğrarım deyip erteliyordum. Artık akşam videoyu çekeceğim için bugün gidip onları alacağım. İstiklal'de vlog çekmek çok daha zor. Ben alışverişimi yaptım. Şimdi D&R'a doğru gidiyorum. Bir de bakmak istediğim bir kitap vardı. Bu arada ben dün fark ettim. Yves Rocher'in yeni mağazası açılmış İstiklal'e. Şöyle göstereyim. Yeni mağazası açılmış. Dün uğradım. Bütün stoklar tam. Aradığınız herhangi bir şey varsa bu şubeye bakabilirsiniz. Benim şu önerdiğim ikili bronzer kiti vardı. Onun için birçok kişi birçok yere baktım ama bulamıyorum demişti. Burada ondan da var. Haberiniz olsun. Ben eve geldim, ojelerimi değiştirdim, bir şeyler atıştırdım. Şimdi saçlarımı da baştan birazcık düzeltip hemen videoya başlıyorum. Nasıl? Köfte dürüm alırız, bir de porsiyon alırız. Hem dürüm yiyeceğiz, üstüne de porsiyon porsiyon. Devam. Çok adı diyorsun. Tabii canım. Limonya, öbür türlü kendin mi uğraşıyorsun? Aynen öyle. Sar nereye kadar? Hayır, ben daha böyle gerçek bir yemek mi isteseydim? Mesela ev yemeği. Kuru fasulye pilav daha mı gerçek yemek sosisli. Erman bak, gerçek yemek yok değil, bizim aklımızda kuru fasulye pilav geliyor, sen de sosisli geliyor. Nasılsın çünkü işte? Bebeğim. Ne yapayım? Turş yiyeceğim. Turş yiyeceğim. Sen bayağı şeysin, elisin, turş yiyor. Bir de ekmek verelim sana, sen turşuna takıl. Aynen, bence karpuz peyniri. Ah, o sesli. O zaman rıpkıya da giriyor bu iş yani. Çiğ köfte dürüm. O zaman ne yapıyor musun karşım? Şu kızın saçını rakı boyadı baya. Yüz. Seninki gibi mi? Evet. Bak bak, yaparken bir de bozmuşlar bak. Bak ben evet. Dövüyorum bak. Bu burada zile... Bravo. Evet arkadaşlar. Bundan sonra... Saçlarım... Yeni kuaförünü... Sarı ve beyaz var. Ama beyazlar daha çok beyazlamışlar da sarıları tam olamamış. Öyle mi? Ünlü bir yere gitti de arkadaş. Ondandır. Videoda ismini vermek istemiyorum. Yalnız bir kere de ben yaptım. Evet, onu da biliyorum. Ama o tamamen şey yani... Ürün denemeyi alaydı. Yoksa şey değil yani, ben demedim sana saçını boyayalım diye. Hayır, onu... Yani ben boyayayım demedim yani. Yok, hiç onda sıkıntı yok zaten. Başka arkadaşlarımız da yaptı, onu da biliyorum. Abi, McDonald's isteyelim. Artırması fikri güzeldi. Burger King. Aynen, ateş bulunmuş biliyorum. Ben McDonald's'a çok okuyayım şu an. Burger King. Ben de, gerçek yemek bu ya. Gerçekten yemeği ya. Gerisi ya, patatesi. Tamam ne? Aynen. Bu şey ne? McDonald's'ın bir sürü menüleri var anlarım işte. Bana karar ver. Ya şöyle yapalım. Siz karar verin. Tamam. Ben... Şimdi kalınlığına birlikte karar veriyoruz. Tabii ki. Ama önce İbrahim'in fikri tabii ki. Önce bir bilen olarak. Bir bilene soru. Evet, saçlarım az bayağı. Tamam. Değil mi? Az bu saçlarım. Yok, az değil. Sadece saçın ince olduğu için böyle şey, daha az hissi veriyor. Bir de zaten uçları falan... En yandan böyle duruyor. Saçıma bakın, saçıma bakın. Tamam, ben ekledim, sen al. Kendindeki dediğini söyleyeyim. Bak, böyle. Öz tanışıcı. Şu olacak. İyi mi kalınlığı? Bence biraz az ama... Az mı diyorsun? Biraz az seviyorsun. Bence, hayır, az değil. Bir topla bakayım bir daha. Bak, şu. Çünkü bundan sonra da artık bak şey, kafanın yarısı oluyor lan. Yok, gerek yok. Kolacanım oluyordu. Kolacanım oluyordu. Ah, kolacanım senin. Ya herhalde onlar çok pislik. İçten içmiyor musun sen bu suyu? Hayır, onunla yer siliyor ya. Niye söylüyorsun insanların ıskanım turşu suyu ya?
yapıyordunuz az önce. Ayrıca oraları koyacağız zaten. Hayır, yapmıyorduk. Biz onda şey, kendimizi silmeye karar verdik. Ya en son. Tabii tabii. Hakkını İşe gitmeden yapıyorum. Önce yapıyoruz ki şey, bereketli olsun o gün diye. Bereket almışsın. Çok heyecanlı. Ya pislik misin ya? Bu ne sıra kadar soktuk lan ya? Ne yapayım Özkan? Çatal getir o zaman. Bak bu şekilde olacak. Amca al. Aa yok yok iyi. İyi ya şu an gayet şey iyi. Olmuş olmuş. Başladı. Aynen. Hadi. Ama bayağı da kestirmiyorum biliyor musun? İlk tanıştığımızda da söylemiştim ya evet. Ben sana. Bayağı oldu gerçekten. Senin son videona da şey fotoğrafına da yazmışlar ya. Evet artık saçlarını kestirmenin vakti gelmedi mi sence de yazmışlar. Çalı gibi oldu yazmışlar. Evet. Hani insanlar bile fark ederdi fotoğraftan. Kadın taşımda olması en acı veren şey var. Benim taşımın başkanı da var. Ama var ya siz ödedikçe daha çok kaşınıyor. Öyle bir şey yok ya. Şırnak mı? O yerden çıktı ya. Hiç kaşınma. Sadece canın yanar. Sus! Çok acıyor şu an, çok acıyor. Aa, bu şey. Bu şey geçermişim sana. Patladı. Ya o kadar kamera arkasında. Şimdi sana bir tane süper sorum var. Evet. Saçımıza bakarken hani nelere dikkat etmenizi sen tavsiye ediyorsun? Daha doğal olması için ya da hani daha iyi... Evde yapılabilir. Evde yapılır bakım hani. Aynen. Önerisi istiyorsa kapacağım. Evde bakım giyiyorum. Yemeğimizi aldığımıza göre. Aynen. Saçın aynen. Evde bakılabilir, böyle yapılabilir. Bir doğal bakım yöntemi soruyorsun. Saçı beslemek, güçlendirmek için. Aynen. Sağlığını geliştirmek. Yandan yemeğe bakıyorum. Aç bir şekilde. Bu da benim çok böyle güvenerek tavsiye ettiğim şey. Kemik iliği bakımım var. Bu da şey, kasaptan böyle ilik istiyorsunuz ve şey, kemiği içinden bayağı o anda kırıp veriyor. Ve daha sonra bunu buharda eritip ve daha sonra da şeyle, herhangi bir şey, kremle birleştirip... Nasıl bir krem? Herhangi bir tane fark etmiyor böyle. Şey, sadece hani, bakım da olabilir, normal günlük kullanılanlardan biri olur. O da şey için, çünkü çok yoğun bir şey olduğu için sürmesi çok zor. Ve çok hızlı uygulamak gerekiyor. Ve kapı çalıyor. Evet. Gelmiş oğlum bak ben sana dedim. Bip diye böyle video böyle gidiyor. Evet. Hiç görüşemiyorum. Çeyizlik borcamını açtım. Bu çeyizlik borcam. Gaza geldi. Sonra yıkayıp geri koyacaksın değil mi? Adama da böyle hiç kullanılmamış diye. Dur bak dur çektim. Çektim mi? Oha sarı. Ayşule çok sarısı. Sarı güzel yani. Bence böyle bir de kibrit yani. Kalabilir böyle. Saçmalı için yani. Bakayım. Bence böyle kalkmış. Şule dehşet yani. Ama şöyle inanamıyorum. Hayatımda böyle bir nasıl renk var. Tatlı bir yorum. Şu an gerçekten dünyanın en kısmi yapay sarışını oldum. Evet. Sıra geldi boyaya. Bak burası çok bembeyaz. Of evet orası çok güzel ya. İşte zaten orası önemli olan bir şey söyleyeyim mi? Zaten evet, evet en önemli olan şey evet, zaten aynen. Arkayı toplayınca hani örgü falan bile yapsan mükemmel. Çok güzel bu bir renk ya. Çok güzel açılmış. Orayı boyamayalım. Gri beyaz bir şey olsun. Civciv ya. Saçlarımın boyası bitti. Alt taraf şöyle tamamen gri, böyle
buz grisi değil mi? Soğuk evet, bayağı. Buz bayağı. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şu şöyle de gösterelim. Ay çok güzel. Şimdi sıra geldik. Evet şimdi. Şimdi boyumuza karar verecek. Şimdi benim saçlarım çok kabarıyor. Yani şu anda da kabarık herhalde zaten birazcık. Yani evet çünkü çok fazla artık işlem. Ama genel olarak için da böyle ilk yıkadığım zaman. O yüzden hani böyle keserken bir tık kısalır mı acaba gibi. Hı-hı. Yani şey hani şurada keseceğiz ama. Bir tık daha yukarısında. Aşağısında diye düşündüm işte. Hani acaba kısa gösterir mi diye bu hacı. Hayır bence kesinlikle çünkü daha kısa olmalı. Çünkü hani fönlüyken böyle tam burada olur atıyorum ama ben yıkayıp kuruttuğumda burada görünür. Yok ya. Zaten biz şu anda böyle kuru keseceğimiz için hani tamam. Onu da söyleyeyim. Hani şey ıslak kesmeyeceğiz. Bu aynı kesti. Çünkü şey sen zaten saçını kuru kullanıyorsun. Hı-hı. Islak kullanmadığın için. Doğru. Hani ıslak kesmek sadece kesen insanın işini kolaylaştırıyor. Onun için biz tamamen ne kullanacaksak onu görerek keseceğiz tamam. Zaten. Şimdi zaten uçları gitti. Bu da bizim gitti. Avantajımız da olacak. Buralardan alalım ama ben çok kısa bir şey istemiyorum. Çok kısa olmayacak ama şey yani belirgin bir kısalık olacak şu anda kestiğimizde. Hani yani şu, sonuçta şuralar falan mı? Yani şöyle. Göğsün bir tık üstü gibi. Göğsün üstü olacak. Hayır, ben bence saçının renginde bu kadar marjinal bir değişiklik yapmışken çok daha, daha kısa böyle olabilir. Yani hani şöyle falana kadar gidebilirsin bence. Yani yine aslında göğsün üstü ama on yani tam da omzun üstünde de değil. Daha biraz daha aşağısında tatlar. Ya bir şey biraz daha uzun da olabilir hani. O da güzel oldu. Benim böyle beğendiğim çok boylardan biri. Ama biz uzun saçı seviyoruz zaten. Evet. Sevdiğimiz için bir şey. Yine şey uzun hissiyatını kaybetmeden ama yani yaptığımız şeyin de böyle değişikliği de belli olacak evet, şekilde. Evet. Bence de. Yani tamamen şu boylar sana çok yakışacak diye düşünüyorum. Gerçekten bırak bir, yani. Sen bırak bir Erman. İşte o şu falan. Başta saç zaten. Yok, yok o, ben daha o daha aşağıda hani daha hani 3 parmak daha aşağısını istiyordum. Şu mesela bu falan mesela oo, çok daha çok radikal. Ya bence radikal ve çok bu kadar şey net bir kesim yapacaksın değil mi sen? Kesinlikle dümdüz olacak. Dümdüz net kesim evet yapacakken bir tık daha kısaya gidebilirsiniz ama yine de siz bilirsiniz. Yani böyle bakıldığı zaman kısa bu saç gidirsin bence bir. Bu saç rengine ve senin tarzına o kadar modern bir hava katacak ki o kadar eminim. Varsayalım ki bir senin saçını bu şekilde kestik. Yok burası altı. Onu da daha kısa yap. Onunla baktı. Aradaki fark görelim. Aynen nerede şurada da mesela sen şey, saçını topla şu anda. Hani kesilmiş olarak varsayır. Hmm. Şey, saçını topluyorsun mesela. Aa, şundaki söylediğim modern ve iddialı. Bak bu çok iddialı. Bu çok daha şule. Ha. Anlatabiliyor tamam okey bu o kadar kısa değilmiş. Evet bu işte. Evet, evet. Yani, saç şey işte. Ben böyle baktığım zaman burada falan hissediyorum. Değil çünkü işte aynen. Bak mesela topladığında çok rahat. Çok rahat. O zaman kısa olanı seçiyoruz. Aa, tabii ki. Tamam. Yes. Size süper güveniyorum. Süper. Okay. Hadi gençler kesin şu saçı. Sektörün en iyi iki adamı. Tamam güveniyorum. Allah'ım. Senin istediğin saçtı. Bak ben tutuyorum sana daha da olacak. Tamam. Bak, bu senin istediğin saçtı. Bu da bizim böyle yaptığımız saç. Çok daha doğru duruyor. Evet. Senin de gördüğün üzere. Evet. Bayağı fark etti yalnız çok ya. Çok daha modern duruyor.
Ki bir şey söyleyeyim mi? Şu kabarıklıkta bile hoş duruyor şu anda. Çok iyi duruyor bu arada. Kabarıklık hiç kötü değil. Aynen. Demek ki o kabarıklıkta çirkin olan şey uzun saçmış. Evet. Çünkü şey uçları... hani çok fazla inceliyor. İnceldiği evet. için de böyle aynen. saçma sapan böyle bir hani evet. hal alıyor. Ama şu anda kabalık olduğunda şey o stil aynen. duruyor. Yani sanki gerçekten bunu getirmişsin kuaförde kabartmışsın gibi. Yani annesim şey böyle bir şey var ve bunu kullanan çok fazla da moda insan var. Moda çekimde kullanıyoruz bunu. Aynen. Tabii canım. Saçımıza ha? final hali mi bu şimdi? Oh wow! I love it! Bak açıklar daha güzel meydana çıktı. Evet. Ay, şöyle bir saçını şek şek yapayım bir. Nasıl hissediyorsun şöyle? Çok çok değişik. Ama çok hoşuma gitti. Gerçekten. Tak bakalım şapkaya. Tak bir yeni stilliyorsa görsün insanlar. Biraz hipster takıl diyorsun. İndir onun tepesinde ha. Bir şey söyleyeceğim, senin iki avuç saçın vardı, şu anda Elidor reklamında gözüküyorsun. Ya aynen öyle şey, ya daha, daha saçlı oldun artık. Evet, bittik çünkü şu an saat 3'e çeyrek var. Gece 3'e çeyrek var. Artık sabah olacak birazdan ama anca bitti. Sonuç bu. Şu an göründüğü kadar kısa da değil aslında. Yine bir tık daha şey aşağıda. Aşağıda olduğu için daha aşağıda böyle olduğu bir için. Tık. Evet. Ama çok güzel oldu gerçekten. O kadar iyi hissediyorum ki şu an. Ellerine sağlık. Şimdi sen son bir şeyden bahsediyordun. Yarım kaldı. Aynen, bir bakım. Bakımdan bahsediyorum. İlik bakımından bahsediyorum. Yine bu yağ hani ailesinden gelen. Ama bu tamamen böyle doğal ve şey kendiniz böyle şeyden kasaptan alabiliyorsunuz. Yani anında zaten hani kemiği kırıp içinden böyle çıkarıp veriyor ve daha sonra evde bunu buharda eritip hani çünkü başka türlü şey kavruluyor. Başka türlü yapmıyorsun. Buharda böyle eritip içinde herhangi bir krem ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece hani onunla çok yoğun o yoğunluğunu kırması için ve maske şeklinde saça uyguluyoruz böyle tüm yani saça. Tüm saça tamamen onu yaptıktan sonra streç filmle sarıyoruz. Hmm. Saç kesimini uygulayacak peki hani saç kesimini uygulamamız yok şey yağ mı? Olduğu için zaten hani uygulamama gibi mama gibi şansın yok çünkü o zaten hani kendisi şey otomatik evet yayılacak yayılıyor yani. Aynen streç filmle sarıyoruz bütün saçı böyle. Sürdükten sonra ve yani 30 dakika bekliyor ve bu arada da ara ara sıcak veriyoruz yine fönle ki daha iyi yani şey çözülsün ve daha iyi saçın böyle derinliklerine kadar işlesin diye 30 dakika sonunda
yıkama bölümüne geçiyoruz. İyi yaşayın inşallah. Teşekkür ederim. 30 dakika bekletip yıkıyoruz. Yıkama bölümünü. Ama yıkamadan önce de şunu böyle atlamamak lazım. Bir avuca falan, avuç gibi falan böyle şampuanı önce hiç su değdirmeden bütün kafayı friksiyon yapıyoruz. Evet. O yağlı şeyleri daha kolay çıkıyor. Aynen öyle, yağ çünkü bu çok yoğun bir yağda olduğu için hani su değdikten sonra çıkması çok zor ve bayağı birkaç gün uğraştırabilir. Evet. Hani onunla uğraşmamak için önce hani bol şampuanla böyle bir bütün saçı karıştırıyoruz. Ondan sonra yıkıyoruz. Ve bu şey bir kür halinde haftada bir hani aynı gün olması çok önemli. Hani hep aynı gün. Hani hangi gün kolay yapılacaksa hani o gün yapsın böyle. Denemek isteyenler. Yani periyot hiç sekmeyecek hiç, şekilde. Hiç sekmemesi lazım. Yani cumartesi başlasa bir dahaki cumartesi aynı böyle günde yapması lazım. Haftada bir olarak bir ay. Bir aydan sonra 15 günde bir. 15 günden sonra da ayda bir olarak böyle devamlı devam ettirmek gerekiyor. Ve o zaman gerçekten saç böyle hani kendi sağlığına acayip yaklaşmış oluyor. Hani %100 süper. Demiyorum yani %100 çünkü şu an doğru bir şey değil ama hani %80, %90 kendi saç sağlığını geri kazanılabiliyor ve şey tamamen doğal hani hiçbir hani katkı maddesi yok ve kesinlikle emin olunan bir hani şey. Evet. Kendi yaptığın için bu şekilde bunu kullanabilirsiniz ve hani şey de söylemeyeyim, atlamayayım. Onu yaptıktan sonra da üzerine hafif bir nem böyle yapmak lazım. Böyle 3-5 dakika beklese saç da yeterli. Çünkü şey hani yağ, bu yağ çok doğal olduğu için çok fazla protein dolu ve hale saç sertleşebiliyor biraz. Onu böyle kırmak için hani 3-5 dakikalık hani yıkadıktan sonraki periyotta bir de şey hani nem yapılırsa hangi olduğu yine o da çok önemli değil. Hani o zaman tamamen güzel bir saça kavuşmuş oluyor. Süper. Herhalde. Yani saç bakım yağlarını ya da saç kremlerini her türlü kullanabiliriz. Aynen. Süper. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Gecenin üçünde İbrahim'den maske bakım tarifi de aldığımıza göre artık bitirebiliriz. Gidip herkes güzel bir uyku çekecek. Bu arada tekrar söylüyorum, İbrahim'i takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü gerçekten çok başarılı. Mükemmel işleri var. Zaten şu anda aşama aşama gördüğünüz sonuç ortada. Kesinlikle takip edin diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Artık gidebilir miyiz? Hoşça kalın abla. Hoşça kalın. Geçenli kalın.